Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün yine peteğimin yanındayım ama evin şu anda en güzel köşesinin burası olduğunu düşünüyorum. O yüzden videoyu burada çekmek istedim. Instagram'dan uzun zamandır aldığım bir sorunun sonunda size cevabıyla yaptığım şeylerin de sonucuyla karşınızdayım. Bu videoyu gerçekten beni uzun zamandır takip edenler sadece anlayacaktır diye düşünüyorum. Ama eğer yeni gördüysen mutlaka bence bir hızlıca eski videolarıma bak. Oradaki saçlarımı göreceksin. Yani 1 ve 2 yıl önceki halinden bahsediyorum. Saçlarımı nasıl bu kadar gürleştirdim ve uzattım? Bugün uzun zamandır ilk defa saçımı maşaladım ve haliyle biraz daha kısaldı ama bayağı uzadılar diyebilirim. Uzun zamandır kestirmedim. 18 Ocak'ta kestireceğim. Çünkü o zaman ay takvimini takip ediyorum son birkaç aydır. Ve o takvime göre saçlarımı kesiyorum. Bayağı da memnunum. Bu öyle bir dipnot olsun. Kısaca yine saçımın böyle minik bir öyküsünü anlatmak istiyorum. Yine de yeni gelenler için. Ama eski takipçilerim zaten bunu biliyorlar. Ben liseden beri saçlarımı boyuyorum. Sarıya boyuyorum ve sarı saçta şöyle bir hastalık oluyor. Önce balyajla başlıyor çoğu zaten. Gidip balyaj attırıyorsun. Bir süre sonra o sana yeterli gelmiyor. Sana yeterince açık gelmiyor. Gidiyorsun biraz daha balyaj attırıyorsun. Biraz daha paket attırıyorsun. Öyle. Sana hep böyle yeterince açık gelmiyor. En sonunda zaten tamamen tek renk elde ettikten sonra bu sefer o da sana çok yeterince açık gelmiyor. Hep böyle saçını koyu görüyorsun. Bende de öyle oldu. En son saçım arkamdaki duvar kadar beyazdı. O videom da var kanalımda. Ve ondan sonra zaten olan oldu. O boyama esnasında değil ya da boyadıktan sonra değil de boyadıktan bir hafta, iki hafta sonra saçımda ciddi derecede dökülmeler, şuradan kopmalar meydana geldi. Ve artık saçımı taramak, duşa girmek vesaire ıslatmak hiç istemiyordu. Çare olarak tek çare o an onları gerçekten kesmekti. Ama kestiğimde bile katlıymış gibi duruyor ve keskin katlar duruyordu. Bir iki kere kuaföre kestirdim, sonra kendim kestim falan ama artık yani saçım şuramda. O kadar kötü ki hani düz bir kesim olsa belki böyle şöyle bir tarz duracak değil mi? Ama yanık ve kopuk kopuk olduğu için o kadar iğrenç görünüyor ki. Geçen bir takipçim videomun altına yorum yapmış. Nacizane tavsiyem işte sana kısa saç çok yakışır diye. Mesela o yorumu okuduğumda bile ben böyle bir ayıldım bayıldım. Çünkü kısa saçın şu an bende o kadar büyük bir travması var ki yakışabileceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü en son aklımda kalan o yamuk yumuk, kopuk kopuk saçlar. O yüzden bilmiyorum, yakışır mı bana kısa saç? İkisinin arasındaki fark. Bence uzun daha iyi ya. Neyse. O kadar uğraştık uzun kullanalım değil mi? Daha da uzun kullanalım hatta. Öyle saçımı sürekli kesmek zorunda kaldım. Çünkü uçlardan kupkuru. Yani kesiyorum. Sanki şuradaki kuruluklar iniyor uca. Uçtan kesiyorum. Tekrar işte burası o şekilde oluyor. Böyle bir rutin halinde uzun bir süre ben saçımı kesmek zorunda kaldım. Haliyle o dönemde herkesin yaptığı, yani yalan herkes saçını koyuya boyatır ya. Ben de öyle yaptım. Hem saçım kötü. Gerçekten hiçbir şekilli yok. Böyle tuhaf yolunmuşum gibi. Hem de koyu renk. Seneler sonra koyu renk. Çok zor bir süreçti. Gerçekten saçı yanan herkesin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Belki başkasına çok abartıyoruz da çok dram yaratıyoruz gibi gelebilir ama gerçekten iyi bir cilt ve güzel bir saç insanı o kadar iyi hissettiriyor ki. Tam tersi de kötü bir cilt, kötü bir saç insanı çok kötü hissettiriyor. Çünkü üzerinizde en güzel kıyafeti giyin. En güzel kıyafeti giyin. En güzel makyajı yapın. Ama cildiniz kötüyse ya da saçınız böyle kupu kupu yanıksa o kötü durmuyor. Bir de ben o saça hani daha çok nasıl kesebilirim? Nasıl ki bir ara kazıtmayı falan düşündüm. Yani o kadar bunalmıştım. Kahkül falan yaptım ya. Buralarım böyle tiftik tiftik, bir de kahkül yapıyorsun kızım. Çok kötü bir süreçten geçtim. O yüzden bugün bu video hakkında yetkili bir abi olarak konuşabilirim diye düşünüyorum. Bilmişlik değil ama ben artık 26 yaşındayım ve 15-16 yaşında saçlarımı boyamaya başladım. Çoğunlukla kendim boyadım. Saçlarını artık çok iyi tanıyan bir insanım ve boyanmış saçları çok iyi tanıyan da bir insanım ayrıca. Çeşitli şeyler denedim. Çok araştırdım. Gerçekten YouTube'da da çok sayılı sayıda video var. O zaman da vardı. Hala da var. Olmaya da devam edecek çünkü çok
bitmeyecek bir konu. Restorex aldım. Sülfatsız tuzsuz şampuan denedim. Saçlarımı boyamamayı denedim. Düzleştirmemeyi, bir şeyler yapmamayı denedim. Hep topladım saçımı falan yani bir yere gittiğimde. Bakım yapmayı da denedim. Yapmamayı da denedim. Çünkü bazen de yapmamanız gerekiyor. Gerçekten her yolu denedim ve hiçbir fayda almadım. Aldım ama onlardan almadım. Öncelikle bir serum size. O zaman ben bir video çekmiştim. Size bir serum önermiştim. Ben onu bildiğiniz salonumun TV ünitesini oraya bırakmıştım onu. Ve her onun önünden geçtiğimde alıp saçlarımı uyguluyordum. Gerçekten manyak gibi uyguladığım tek şey oydu. Onun görüntüsünü buraya koyacağım. Çünkü o benim elimde yok. Eskiden bulması da zordu onu. Gerçekten Avcılar'da bir kuaför malzemesi satan bir yer vardı. Oradan alıyordum. Bulması çok zordu o zamanlar ama şimdi Trendyol'da satılıyor. O yüzden buraya koyacağım. O gerçekten saçımın bozulmuş, yıpranmış bağlarını tekrar birleştirdi. Böyle açılan uçlarım vardı ya, onlar gittikçe kapandı ve saçım toparlanmaya başladı. Saçımda toparlanma olunca ilk yaptığım şey neydi? Tabii ki de saçımı daha da açığa boyamaktı. Açılmak istiyordum. Sonrasında ben bir şampuan keşfettim o zamanlar. O şampuanı ve o serumu kullandım. Arada da işte buldum. Böyle laleten maskeler yapıyorum. Bir de o zamanlar maya maskesi yapıyordum kendim evde. İşte mayayı ılık sıcak suyla işte çırpıyordum. Onu bir yarım saat bekletiyordum. Sonra içine istediğiniz yağları koyabiliyorsunuz. O zamanlar bende has zeytinyağı vardı. Has zeytinyağı koyuyordum. Bunları yapıyordum sadece. Yani size Hindistan cevizi yağından, ondan bundan bahsetmeyeceğim bu videoda. Bildikleriniz dışında bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Böyle bunları yaptım. Sonrasında saçım dediğim gibi bağları düzelmeye başladı ve ben saçlarımı tekrar sarıya boyadım. Öyle ya da böyle boyadım. Saçımı sarıya boyadım, saçım uzamaya başladı. Böyle şuralarımda falan. O zaman da karantina. İlk karantinan gelişi. Bakın ben de böyle bir, herkes mesela saçını kesti, işte erkekler sakalını kesti falan. Ben de bir değişim istedim. Dedim ki ya dedim, benim saçlarım böyle kopuk kopukken koyuydu, güzel durmadı ama artık hani hemen hemen aynı boydalar, artık sağlıklı duruyorlar, ışıldıyorlar. Bence doğal kendi saç rengim bana yakışır yani. Herkes sonuçta bir saç rengiyle doğuyor ve ona en çok yakışan renk odur diye bir teori ürettim. Saçımı koyuya boyadım. 6-1, 7-1 falan o civarlara boyadım. Zaten o civarlara boyadım yani. Çünkü ondan dönmek de yoksa zor olabilir. Bir de şöyle bir bak. Tüyo üzerine tüyo vereceğim. Eğer saçınız sarıysa, siz benim gibi böyle bir gaflete düşüp ya ben aslında dipten zaten sıkıldım, bana kendi doğal rengim yakışır falan gibi düşünüyorsanız lütfen gidip marketten, İşte Watsons'tan, gratis'ten boya alıp saçınızı boyamayın. Gidin, kuaför malzemeleri satan yerler artık her yerde var. Yoksa da internette var. Gidin profesyonel boya alın. Çünkü profesyonel boyayı açmak daha kolay. Market boyalarını açmak sonrasında, yani sonrasında tekrar sarı olmak isterseniz diye söylüyorum, çok zor. O yüzden profesyonel boya tercih edin. Koyuya gitmek isterseniz. Saçlarımı koyulttum. Ben böyle bir ne zaman işte Mart'ta koyulttuysam Temmuz. Evet, Mart'ta koyulttum. Temmuz'da sarı oldum tekrar. O zaman da artı şuydu. Bayağı kendi dibim uzamıştı ve ben bolca paket atmıştım kendim. O şekilde ilk açmayı o şekilde yapmıştım. Sonra adım adım tekrar sarı oldum. Ben de hep böyle bir gelgitler oluyor. Hayatımın bir dönemi oluyor. Senelerce saçımın dibini boyuyorum sarı kalsın diye, işte uğraşıyorum. Hiç üşenmiyorum. Ama bir dönem oluyor, sarı dibim o kadar rahatsız ediyor beni ve dip boyamaktan böyle gınalar geliyor. Bakın bir hafta önce saçımı boyadım. Bilemeniz 1,5 hafta olsun. 2 hafta olmamıştır ama. Hemen dibim çıkıyor. Uçlardan kırılmasa, çocukluğumdan beri öyle bir problemim var. Uçlardan kırılmasa saçım uzayacak, daha da uzayacak. Ama mesela ben bunu dert etmiyorum şu an. Yine bir ay sonra, yani bir 2 hafta sonra tekrar boyayacağım. Evet, işte sarı yaptım. Sonra sarıdan da yoruldum. Biraz dedim diplerimi koyultayım falan. Diplerimi uzatmaya başladım. Ben buraya geldim, hala saçlarımı boyuyordum. Sonra bakır mı yapsam diye düşündüm. Bakıra boyadım. Yine aynı şey oldu. Yine saçım yandı ve koptu. Onun fotoğrafını koyabilirsem buraya koyarım. Saçımın orta kısmından yok. Uzamış ne güzel ya. Yine mahvettik saçı. Tekrar annem kesti. Yine geldik bu boya.
Bu boya gelince artık hiçbir şey yapmadım. Bir iki ay, üç ay da olabilir. Hiçbir şey yapmadım. 3 ay sonunda İstanbul'a gidiyorum diye saçımı tekrar açıcıyla sarıya boyadım ama gerçekten çok soft çalıştım. Ondan sonra da bir daha saçım zarar görmedi zaten. İstanbul'a geldim. Dipler böyle fresh. İstanbul'dan döndüm. Yine diplerimi uzattım. Bayağı uzattım. Hatta bu sene sonuna kadar da öyleydi. Ben sene sonunda tekrar diplerimi açtım. Ona kadar, o zamana kadar hep gerçekten neredeyse 6-7 ay ben dipli bir dolaştım. Yazın şu önden 2 tane paket attı kuaför bana. O kadar. Evet, şu anda da sonucumuz, olayımız bu. Artık diplerimi boyamam gereken bir saç rengine sahibim. Ama saçlarımı çok seviyorum. Ve o zamanlar keşfettiğim şampuandan tutun artık hayatımda fix yer edinen ürünler var. Onlardan bahsedeceğim size. Ama ilk olarak şampuandan bahsetmek istiyorum. Bence size bu şampuanı daha önceden gösterdim ama sonuna kadar göstereceğim. Tresan arkadaşlar. Bu bitmiş. Bu dolu şişem. Burada bulamıyorum. Neden bilmiyorum. İnternette var ama acayip pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ama İstanbul'a her gittiğimde stokluyorum. Benimki ısırgan otlu olan normal ve kuru saçlar için ama ben bir süre bunun yağlı saçlar için olanı kullanıyordum. Made in Germany bunlar ama Germany'de yok. Çok garip. Yani bulamadım. Dökülme karşıtı diyor. Güçlendirici bakım sağlıyor. Gerçekten saçlarımı güçlendirdiğini inanıyorum. Ama bunun da kullanma biçimi var. Ben genelde 2 şişe kullanıyorum. Yani iki şişe kullanıyorum, 2 şişe ara veriyorum gibi düşün. Yani 2 şişeyi 2 ayda bitiriyorsam 2 ay ara veriyorum. Çünkü saçım alışsın istemem. O ara verdiğim sürede de herhangi bir şampuan kullanıyorum. Sonra tekrar tresana dönüyorum. Çünkü sadece bunu kullandığınızda bir süre sonra saçınız alışıyor ve hiçbir etki görmüyorsunuz. Bunu ilk kullandığınızda saçınızda kuruma yapacak, zor taranacak. Ama eğer saçınız yanıksa buna ihtiyacınız var. Çünkü saçınızı ne kadar çok yumuşatırsanız o kadar çok o böyle lastik gibi uzayacak. O yüzden önce bir güçlendirmemiz lazım. O bağı tekrar toparlamamız lazım. Bunu kullanıyorum. Onun dışında saçım yandığında o bağları toparlayabilmem için kullandığım, evde hazırladığım bir şey vardı. Ondan da bahsedeceğim. Bunu Google'dan yazıp araştırabilirsiniz. Gerçekten onaylı ve iyi bir şey. Ben evde hazırlamak istemiyorum derseniz bunun hazırı da var. Ne bu? Suyu 1 kaşık, 2 kaşık sirkeyle karıştırıyorum. Evde ne sirkesi varsa, elma sirkesi falan. Ne sirkesi varsa evde, üzüm sirkesi. Onu karıştırıyorum ve durulama suyu olarak kullanıyorum. En son. Hani şampuanladım, kremimi sürdüm, çıkıyorum ya o zaman. Yves Rocher'in Birdland sirkesinden yapılmış saç sirkesi var. Niye saç sirkesi? Biz niye suyla karıştırıyoruz? Biz suyla karıştırıyoruz çünkü sirke tek başına ya da yumuşatılmadan, yani suyla inceltilmeden çok sert, çok agresif gelebilir. O yüzden az sirke, bol su kullanıyoruz. Ama Yves Rocher bunun direkt hazırını üretmiş ve Birdland sirkesi hiç denemedim. Mutlaka onu alacağım, onu da deneyeceğim. Trendyol'da da var. Eğer onu da isterseniz ben zaten size saç bakım linki hazırlıyor olacağım. Onu da bilgi kutusuna ekliyor olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz bütün ürünlere tek tıkla. Bu ikisini yapıyorum. Bu ikisi gerçekten mucize. Bir mucize yaratıyor. Eğer saçınız yandıysa mutlaka sirkeli su ve gidip gerçekten paranızı verip iyi bir şampuan edinin. Tresan orta, yani pahalı bir şampuan diyemem, orta. Artık her şampuan pahalı, yani bugün bir Elidor bile pahalı. O yüzden birazcık daha üstüne koyup bence iyi bir şampuan alın. Kerastas Merastas size önermek isterdim ama hayatımda hiç Kerastas denemedim. Onlar daha pahalı. Ben bundan çok memnunum. Ve bunu kime tavsiye edersem edeyim gerçekten bağımlısı oluyor. Kadın erkek fark etmez yani. Erkekler de kullanabilir. Bence kullanmalı da zaten. Siz de saçınızı güçlendirin. Saç bakım kremi olarak size önerebileceğim hiçbir şey yok. Bir ara Watson's mıydı, Gratis'te miydi? Satılan keratin serili bir saç kremi vardı. O muhteşem kokuyordu ve ondan çok memnundum ama elimde yok şu an. Eski videolarımda onu gösteriyorum. Ama Şubat'ta tekrar İstanbul'dayım. O zaman alacağım ve size onu göstereceğim. Instagram'dan o yüzden mutlaka takip edin. Onun için bir video yapamam ama Instagram'da ben böyle sevdiğim ürünleri ya da giydiğim şeyleri, kombinleri vesaire, gerçekten Instagram'ı artık aktif kullanıyorum. O yüzden
oradan takip ederseniz bir faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Ayrıca soru sormak isterseniz de direkt ben hemen oradan daha kolay cevaplayabilirim. Serum olarak size bir şeyler göstereyim. Şu anda benim elimde iki serum var. Dediğim gibi o diğer serumu maalesef bulamıyorum. Gidince alacağım ama. Şu an ben bunları kullanıyorum. Biri Lilafix. Lilafix'in boyalarını da kullanıyorum. Çok memnunum. Güzel bir marka. İtalyan bir markası galiba. Bu argan yağlı yağ terapisi Repairing Hair Serum diyor. Onarıcı saç bakım serumu bu. Bunu bayağı kullanmışım. Şu kadarcık bir şey kalmış. Bir de bunu galiba gratis'ten aldım. Morpheus'un Milk Serumu. Keratinli, kuru ve kırılgan saçlar için. İçinde süt proteini ve 12 amino asit var. Krem süt bakım diyor. Bunu da seviyorum. O neydi? Bunu da seviyorum. Yani öyle wow, muhteşem. İşte az önce bahsettiğim gibi o bağları kapattı, işte saçlarımı onardı falan diyebileceğim bir serum değil. Ama hani kullanmış olayım diye kullanıyorum. Seruma ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Onun dışında bir de durulanmayan bir saç kremim var. Bunu da şu kadar kullanmışım. Bunu yazın denize giderken hani saçım çok kuruyor, bir şeyler süreyim diye almıştım. Öyle wow değil. Bence L'Oreal'in ki daha güzel. Onun var ya. O daha güzel ama hani ben sürekli saçıma bir şeyler sürmeyi seviyorum. O yüzden aldım. Kokusu da yani güzel. Kokusu güzel. Şampuan gibi. Evet. Şampuan demişken bir de saçımı soğutmak için kullandığım ürünler var. Onları da size göstereceğim. Biri burası biraz soyulmuş ama şöyle bakın. Fanola. Bu 1 litrelik olan, yok 350 milimlik şişesi. Bu bile bana bir asır gider. Çünkü çok az ürüne ihtiyacınız var. Bu böyle hızlıca saçımı işte soğutmak istediğimde kullandığım. Çünkü çok fazla saçınızda çok fazladan kastım. 30 saniyeden fazla bekletirseniz saçınıza saçınız mor oluyor. O yüzden ben hani saçıma dökmemle yıkamam bir oluyor. Eğer hızlı hızlı bir soğutma istiyorsam, saçımdaki turunculuktan kurtulmak istiyorsam bunu kullanıyorum. Bu ama saçımı bayağı kurutuyor. Ne yalan söyleyeyim ama çok iyi. Yani elleriniz bile mor oluyor. O kadar etkili. Bir diğeri de Palette'nin bu küllü sarı toneri. Bu yarı kalıcı bir toner. Bu şampuan değil. Bunu seveni de çok, sevmeyeni de çok, bilmiyorum. Nasıl fayda görmüyorlar onu da anlamıyorum ama bence muhteşem bir şey. Eğer banyoda gerçekten uzun vaktim varsa bunu sürüyorum. Bu daha böyle saç bakım kremi gibi bir yapısı var. Maske gibi bir yapısı var ve gerçekten maskeyi sürüyorum. 10-15 dakika işte ne kadar vaktim varsa, ne kadar dayanabiliyorsam duşta o kadar bırakıyorum ve gerçekten uzun süre kalıcı oluyor bunun soğutma şeysi. Mesela bunun bir iki yıkamaya çıkıyorken bu gerçekten yani 8 yıkamaya kadar kalıcı mı onu bilmiyorum ama bir 4-5'i var. Saç bakım yağından bahsetmek istiyorum. Çünkü günlük hayatımda en çok kullandığım ve en sık kullandığım şey saç bakım yağı. Saçlarım benim çabuk yağlanan bir saç ama buralardan haliyle kuru. Ama sürekli sürüyorum çünkü saçlarıma bir şeyler sürmek istiyorum. Bu kadar basit. Bunu aldım. Bunu gerçekten tesadüfen kasa arkası teklif etti satıcı. Ben de hani tamam alayım falan diye aldım. Bee Beauty yani Gratis'in kendi markası. Bunun arganlısını ve keratinli olanını almıştım. Arganlıyı hiç beğenmedim. Yani hiçbir numarası yok ama bu keratinli olan çok iyi. Çok çok iyi. Hem çok uygun fiyatlı hem böyle çanta boy. Ve uzun gidiyor. Yani her gün kullanmama rağmen hala çok var içinde. Çok güzel bir parlaklık veriyor. Yani bugün de saçlarımda var. Yumuşatıyor. Çok güzel kokuyor. Muhteşem. Yani bunu mutlaka edinin. Sonrasında saçımı şekillendirmek için vesaire diye ürünlere geçeceğim. Ama ondan önce size bu Oilplex'i göstermek istiyorum. Bu bana marka gönderisiydi. Hatta o markanın ürünlerini denediğim bir videom var. Onu da bilgi kutusuna koyarım. Evde saça keratin yüklemesi yapıyoruz o videoda. Öyle bir setten oluşuyordu markanın bana gönderdiği kutu. Ve içerisine de Oilplex koymuşlar. Bunu da boyanıza katıyorsunuz. Olaplex gibi düşünebilirsiniz. Oranları vesaire sitelerinde yazıyor. İşte ben gramaj çalıştığım için gramajına göre koyuyorum. Gerçekten boyalar benim saç dibime çok zarar veriyor.
Çünkü çok alerjik bir saç derisine sahibim. Ama bu Olaplex gerçekten o boyanın agresifliğini, açıcının agresifliğini yumuşatıyor ve saçlarıma hiçbir zarar vermiyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Aklıma geldikçe kullanıyorum. Son zamanlarda unuttum. Maalesef unuttum ama gerçekten çok iyi bir ürün. Evet, şekillendirmeye gelelim. Ben saçımı şekillendirmeden önce, bak bu da azıcık kaldı. Mutlaka ısıya karşı koruyucu bir sprey kullanıyorum. Eskiden ne kadar faydası olabilir ki diye düşünen tayfanın içinde ben de vardım. Bir faydasının olabileceğine pek inanmıyordum ama gerçekten çok faydalı. Zaten Instagram'da vesaire görmüşsünüzdür. Tost ekmeğine bile sıkıyorlar ve işte saç koruyuculu bölge, ısıya karşı koruyuculu bölge gerçekten yanmıyor. O yüzden mutlaka kullanıyorum bunu. Bu da çok güzel kokuyor. Kendi ergenliğimden beri bildiğim bir marka. 220 dereceye kadar da koruma sağlıyor. O yüzden seviyorum. Bunun böyle gloss bir bitişi olduğu yazıyor. Yani parlak bitişli ama onu çok fark edemedim ya. Daha sonra benim saçlarım kabarmaya meyilli bir saç tipi. Maalesef onu yatıştırmak için bu Bad Head, Tigi'nin Bad Head After Party kremini kullanıyorum. Bundan gerçekten çok az almanız lazım. Çok az alıyorsunuz. Saçınız mesela diyelim ki böyle tiftik tiftik ya. Bunu sürüyorsunuz, saçınız gerçekten yatışıyor ve çok güzel oluyor. Eğer kabaran, elektriklenen, tiftik tiftik duran saçınız varsa bunu alın. Gün içerisinde bir kere kullanmanız bile yetiyor. Saçlarınızı mis gibi yapıyor. Gerçekten yatıştırıyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Bayağı da bereketli bir ürün. Bende bayağıdır var ve hala bir sürü ürün var içinde. Görüyorum yani. Bunu gerçekten çok 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 beğeniyorum. Evet, son olarak da size tarağımı için getireceğim. Onu unutmuşum. Tarak çok önemli. Bence bunların yanında tarak da çok önemli. Çünkü saçınıza haşır huşur böyle zarar verecek bir şeyler kullanmamanız lazım. Oldukça narin olması lazım. Ben Tangle Teeze kullanıyorum. Ama o şart değil, o olmak zorunda değil. Başka yumuşak herhangi bir saç fırçası kullanabilirsiniz. Önemli olan böyle gerçekten hani eğer saçınız düğümlendiyse, birbirine dolaştıysa onları böyle soft açacak bir şey kullanmak. Fırça ve normal tarak arasında da fark var. Fırçaları ıslak saça kullanmanızı önermiyorum ben. Yani ben bir uzman değilim ama gerçekten saçları böyle uzatarak böyle koparıyor. Ama mesela Tangle Teeze hem kuru hem yaş saçları kullanılabiliyor ve öyle yapmıyor. Yani fırça olmadığı için, yani tarak olduğu için. Öyle. Onu tavsiye edebilirim. Benimkini hemen size göstereyim. Evet. Geri geldim. Evet. Benim tarağım bu. Pembiş. Bunların daha böyle kompakt modelleri de var. Ama ben bilmiyorum. Ben bunu sevdiğim için bunu aldım. Daha önceden bunun siyahını almıştım ama onu Zuzu'ya verdim. Benimkinin de değişme vakti geldi. Çünkü bakın. Biraz yana doğru gidiyor. Burası düz. Şu kısım böyle bir dışa doğru böyle bir açılma yapmış. O yüzden değişme vakti geldi bunun da. Kompaktını mı alırım yoksa tekrar bunu mu alırım henüz bilemiyorum ama galiba kompaktını alacağım bu sefer ya. En azından çantaya atmalık da. Evet, onu alayım. Bak şimdi karar verdim. Şu an karar verdim. Öyle yani, kullandığım tarak da buydu. Eğer dediğim gibi saçınıza iyi bir şampuan, güçlendirecek bir şeyler kullanırsanız, şu an aklıma geldi. Ben Olaplex'in 3 numarasını da kullanıyorum. Onu getirmemişim. O da içeride. Onu da mı getireyim yani? Durun, onu da getireyim hemen. Gerçekten bu son ürün. Artık başka ürünüm yok. Bu da Olaplex'in 3 numarası. Şu an biraz sallandığı için yukarıya geldi ama aslında içinde çok az kaldı. Bunu böyle yedim resmen. Olaplex de çok iyi. Yani eğer saçınızın bağları bozulduysa gerçekten saçınızı toparlıyor. Ama pahalı bir ürün. Yani bunu mutlaka alın. Bu saçınızı iyileştirecek. Alın. Bu ilaç bu. Diyemiyorum. Bence sirkeli sunun daha fazla etkisi var. Bu da çok etkili. Evet. Yani bunun hakkını yiyemem sonuçta. Patentli, özürlü bir ürün ama sirkeli su ve saçınızın bağını güçlendirecek, saçınızı toparlayacak keratinli ürünler kullanırsanız, iyi bir şampuan kullanırsanız saçınız zaten toparlanır. Zaman verin. Ara ara kesin. İlla koyu renge gitmenize gerek yok bence.
Bir hiç boyamasanız da olur yani. Bir ara verin tabii ki. Ama böyle koyuya gidin diyemeyeceğim. Çünkü ben koyuya gittiğim için sonra açığa gittim. İşte yine zarar verdim gibi gibi durumlar oldu ya. O yüzden hani şu an ki aklım olsa saçım yandığı an onu öylece bırakırım. Öylece bırakırım. Sadece kestiririm. Sonrasında eğer çok fazla o kontrast beni rahatsız ediyorsa dibim ve sarı saçım arasında hani oraya bir geçiş sağlarım. O kadar. Tamamını koyuya boyayın falan filan demeyeceğim o yüzden. Ama özetle benim yaptığım, kullandığım ve deneyimlerim buydu. Benim saçım bu şekilde toparlandı. Şöyle de göstereyim ya saçımızı. Ve şu anda da bu halde ve ben şahitsiniz, siz şahitsiniz. Çok da sık boyuyorum. Maşallah diyelim. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım size faydam olmuştur ya da olacaktır. Eğer ürünler hakkında ya da herhangi bir sorunuz varsa mutlaka bana dediğim gibi Instagram'dan ulaşın. Instagram'dan da takip edin. Orada kendimi çok yalnız hissediyorum. Burada birileri var ama orada yoksunuz. Gelin oraya da gelin. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Lütfen bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olun. Kocaman kocaman öpüyorum. Umarım saçlarınız yanmamıştır. Yanmışsa da bir an önce toparlarsınız. Bye bye.